merhaba arkadaşlar. Bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomu yalnız hazırlamıyorum. Bildiğiniz üzere hep beraber hazırlamış olduğumuz bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Çünkü soruları siz soruyorsunuz, bizler cevap veriyoruz. Şimdi merak edilen sorularınıza başlayalım. Bakalım ilk videomuzun yorumu kimden gelmiş? Evet, sabitlenmiş bir isim var. Bu da Zehra Nesir. Azerbaycan'da buluşma ne zaman olacak? Belki olur demiştin. Azerbaycan'da buluşmayı gerçekten ben de çok isterim. Çünkü Azerbaycan'dan o kadar çok bize yorumlar yağıyor ki, o kadar çok sevildik ki. Bizler de tabii ki sizi çok fazla sevdik. Zaten komşu ülkeyiz. Sizleri çok seviyoruz. Ama bunun için belli bir tarih şu dönem zaten veremeyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü karantinadayız hep beraber. Bütün dünya olarak sınanıyoruz. Dünya olarak herkes şu anda evinde kalmak durumunda. Seyahat engelimiz var. Çıkmak istediğimiz yerlere, çarşıya bile çıkamıyoruz. Ama umarım ki, umuyorum ki bir an önce bu son bulur ve biz de hepinizle Türkiye'yi tek tek bütün bölgeleri gezmek istediğimiz gibi, bunun yanı sıra Azerbaycan'a da kesinlikle gelmek istediğimiz yerlerden bir tanesi. Umarım en kısa zamanda geliriz diyoruz. Çünkü şu anda net bir tarih vermem bunun için mümkün değil. İkinci sorusu var Zehra'nın. Neden hep kırmızı ruj sürüyorsun? Şimdi Zehra'cığım. Aslında buna neden hep kırmızı ruj sürüyorsun demek ne kadar doğru bilmiyorum ama geçtiğimiz videolara bakacak olursak 300 taneyi geçmiş bir videom var Prensesina TV kanalımızda. Burayı da yeni açmış olduğum bir kanal. Daha 4. videomu bugün yükledim. Geçtiğimiz tarihlere bakarsak birçok renkte ruj kullanmışımdır. Ama benim şöyle bir takıntım var. Dönem dönem olur bana böyle gelirler. Bir şeye taktığım zaman onu uzun bir süre kullanırım ben. Mesela yeni bir çanta aldım, beğendim diyelim. Bir yere gidip gelirken onu belki aylarca kullanırım. Evdeki diğer çantalarım da vardır ama değiştirmem. Gider gelirim onunla. Nereye gidersem gideyim. Kıyafetime uydu mu, yakıştı mı, yakışmadı mı diye çok fazla takıntı yapmam. Alır alır giderim. Sanırım bu son dönemlerde de onu yaşıyor olabilirim. Ben bile hiç dikkat etmemiştim. Bir lipstiğim vardır. Ya onu sürerim, çıkarım. O da bayağı bir kırmızı gösteriyor. Belki onu da kırmızı olarak görüyor olabilirsin. Ya da kırmızı ruj sürmeyi zaten gerçekten çok sevdiğim bir renktir kırmızı ruj. Onu da genelde sürdüğüm bir şey. Özellikle göz makyajımı koyu yapmadıysam mutlaka bir kırmızı ruj sürmeyi tercih ediyorum. Ama göz makyajım koyuysa asla kırmızı ruja yaklaşmam. İkisini birden patlatmak istemem. O zaman daha açık tonlarda ya da lipstik gibi bir şeyler düşünüyorum. O yüzden hep kırmızı ruj demek çok doğru olmasa da sana da katıldığımı söyleyebilirim. Son zamanlarda evet çok sürdüm. Taner abiye ceza verirken gerçekten zevk alıyor musun? Evet, gerçekten zevk alıyorum. Neden zevk alıyorum ceza verirken? Çünkü biz bu videoları ne için çekiyoruz? Temel amacımız ne? Hem önce kendimiz eğlenmek hem de sizlere eğlendirmek. Biz bu videoları hazırlarken arkadaşlar gerçekten belki tahmin edemeyeceğiniz kadar çok eğleniyoruzdur. Ceza vermek de şöyle. Mesela ilk videom benim kışkırtmaydı değil mi? Ben Taner'e bunları kışkırtırken Taner'in o sinirlenmesini, o bana kızgınlığını normal zamanda yaşamış olsak o zaman zevk almam yaptığımdan ve hemen elimi ayağımı çekerim. Bir dururum, Rukiye dur, adam sinirlendi derim. Ama bu bir kışkırtma olduğu için ona kızdırmak zaten namına bir şeyler yaptığım için onun bana kızması da bana büyük bir haz veriyor ve keyif veriyor. Dolayısıyla onu kızdırmak çok hoşuma gidiyor ve ona ceza vermek de çok hoşuma gidiyor. Mesela en son attığımız bundan bir önceki videomuzda kulak çekme videosuydu. Dehşet derecede güldük. Yerlere yattığımız zamanlar oldu. Oraları kesmiş biçmişimdir. Siz göremediniz çoğu yeri ama normalde bir insanın kulağını böyle asılıp çektiğiniz zaman zevk alır mısınız gerçekten yaptığınız zaman? Tabii ki almazsınız. O da bir höt der yani karşınızdaki. Ama bu oyunun amacı zaten kulak çekme, can yakıp karşındakine böyle bir ceza vermek olduğu için hem onun kulağına çekilip bir de böyle asıp döndürdüm. İzleyenler bilirler. İnanılmaz keyif aldım. Taner'in de güldüğü çok oldu. Normalde hadi yapın bakalım. Eşinizin kulaklarına bir asılın, bir döndürün. Gülecek mi, aynı tepkiyi verecek mi, vermez. Bu da onlar gibi bir şey. Sorunun kısa cevabı evet, zevk alıyorum. Ama video çekerken, eğlence yaparken arkadaşlar. Doğum gününüz ne zaman? Doğum günüm 9 Mart canım. 1983 doğumluyum. Yani 37 yaşındayım. Hangi ilde oturuyorsun? Ankara'da oturuyorum. Bu soru çok gelmiş bana. Ankara'da oturuyorum. Ankara İncirli'de Keçiören'e bağlı. Yani Ankara Keçiören diyorum buna. Herkesin sorduğu ortak soru, burçlarınız ne? Kaç yaşındasınız? Benim burcum balık. Eşimin burcu da balık. Kızımın burcu, Lina'nın burcu da başak arkadaşlar.
Yaşlarımız Lina 6 yaşına girmek üzere. Ben 37 yaşındayım. Tekrar söylüyorum, eşim de 47 yaşında. Bir diğeri, Taner abiyle anlaşamadığınız konular diyor. Anlaşamadığım konular tabii ki oluyor arkadaşlar. Her şey güllük gülistanlık olmaz. Bizim hayatımız, evlilik hayatımız güllük gülistanlık. Hiçbir sorunumuz olmuyor. Biz muhteşem anlaşıyoruz diyenler ya yalan söylüyordur ya da o evlilikte emin olun ki bir sıkıntı vardır yani. Hiçbir şeyi, hiçbir şeyi evlilik de değil. Her ne olursa olsun hiçbir şey güzel geçemez hayatta. Mutlaka her gülün bir dikeni olmalıdır ki onun keyfini alabilirsiniz. Her dediğime Taner evet dese benim için o çok saçma gelir, çok monoton bir evlilik olur. Her gülün bir dikeni vardır. Bizim de anlaşamadığımız konular mutlaka oluyor. Mesela ben biraz hiperaktif bir yapıya sahibim. Taner tam tersi. Daha ağırdır, daha sakindir, konuşurken de daha yavaştır. Ben konuşurken de çok hızlıyımdır mesela. Taner çok yavaş hareket ederken mesela şuradan yavaş yavaş bile gelmesi beni bazen böyle bir sinirlendiriyor. Bir su istiyorum mesela, 5 dakika sonra geliyor suyum. Benim cinlerim tepeme geliyor. Nerede kaldın ya, altı üstü bir su istedik diye biliyorum. Ya da benim aceleci oluşum, bu hiperaktifliğin de Taner'in zoruna gidiyor. Bir yavaş, bir sakin, hızına yetişemiyorum diye en anlaşamadığımız temel konu bu. Taner abiyle ne zaman tanıştınız? Evliliğimizin 11. yılına giriyoruz. Evliliğimizden 5 ay önce tanıştık. Yani 11 sene önce tanıştık. 5 ay öncesinde tanıştık. 3 ay sonra tanışmamızdan 3 ay sonra sözlendik, nişanlandık ve arkasından evlendik. Şek hızlı bir evlilik oldu bizimkisi. Uzun süren şeyleri sevmiyorum. Neden? Hiperaktifim demedim mi? Hiperaktifim çünkü. Adamı tuttuğum gibi masaya oturtturdum nikah masasına. Tabii ki yalan. O beni sürükledi. Öyle mi oldu Taner? Öyle oldu arkadaşlar. Hangisi biraz... oldu? Hangisi? Ben iki seçenek sundum. Ben mi sürükledim seni evliliğe, sen mi beni sürükledin? Aslında ortak kararımız. Ne ortak kararı canım? Çok peşinden koştun. Hadi oradan. Söylesene. Evet, koştum. Yani? Bu arada arkadaşlar merhaba. Ha, bir saat sonra aklıma geldi arkadaşlar. Demedim mi size yavaş diye? Çok yavaş, çok geç söyler demedim mi? Hayır, videomuzun bilmem kaçıncı dakikasına gelmişiz. Arkadaşlar merhabayı yeni duyuyorsunuz. Arkadaşlar konuşması bölünmesin diye araya girmek istemedim. Evet. En sevdiğin yemek, oğlun olsa adını ne koyardın? En sevdiğim yemek arkadaşlar sakatat, ben çok severim. Biraz böyle bayan midesinden ziyade erkek gibi bir midem vardır benim. İşkembe, kelle paça, kokoreç, ciğer. Bayılırım ben sakatata. En sevdiğim şey sanırım o tarz şeyler. Arkasından kebap türleri gelir. İşte İskenderler, dönerler falanlar filanlar. Türk iş kebap, mis gibi kebaplarımız var. Sevilmez mi ya? Önce sakatat, ikinci olarak da arkasından kebapları seviyorum. Oğlum olsa adını ya Sarp koyardım ya da Alp koyardım. Taner abiyle senin boyun kaç? Bu da çok sorulmuş. Boylarımız 1.68 arkadaşlar. Taner abiye sor, ilk tanıştığınızda senin üzerinde ne vardı? Soruyorum Taner abisi. İlk tanıştığımızda üstümde ne vardı acaba? Hatırlıyor musun 11 yıl önceki ilk tanıştığımız günü? Tabii ki hatırlıyorum. Ne vardı? Kahverengi tayt, leopar tuniğim vardı üzerinde. Şaka yapıyorsun. Hatta bir de çizmem vardı. Hala hatırlıyorsun. Tabii ki hatırlıyorum. İyi ki bana sormamışsınız. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum çünkü. Mümkün değil. Düşünsem hatırlayamam yani. Hafızası çok kuvvetli Taner'in. Bakın bu konuda sevdiğim özelliklerinden biridir. Ben bir şey unuttuğum zaman şu neydi ya diye düşündüğüm zaman Taner hemen çat diye verir cevabını. Şuydu ya, nasıl hemen unutuyorsun der. Hatırlıyor, bravo. Evet. Artık üstüne nasıl bir etki bıraktıysam ilk tanıştığımda arkadaşlar beynine kazınmış, bakın çıkmamış 11 yıl sonra bile. Rukiye merak ettiğim soru, Lina'yı doğurmadan önce ismini ne koymayı düşünüyordunuz? Sorumu cevaplarsanız sevinirim. Tabii ki cevaplarım. Lara, Maya, Lina ve Mira olarak gezindik ve Lina'da karar kıldık en sonunda. En sevdiğiniz YouTuber kim? Prenses Lina TV ve Rukiye Çetinkaya hariç. Şimdi Lina'dan duyuyorum. Ben YouTube nedir onu bile kendim video atana kadar hiç keşfettiğim bir şey değildi. Asla girip baktığım, aklıma bile gelmeyen bir şeydi benim. YouTube benden çok uzak bir şeydi. Lina sadece dinlerken duyduklarım oluyor. Soruyorum. İşte yanına oturduk, izlediğim şeyler de oluyor. Hani kızım ne izliyor diye kontrol etmek amaçlı. Bazı kanallar var ki gerçekten hiç izlememesi gereken kanallar var. Özellikle çocuk yaşta anne ve babaların dikkatinin üstünde olmamızın gerektiği konu bu. O yüzden ne izliyor, nelere dikkatini çekiyor diye takip ettiğim zaman
onun izlediği kadarıyla bildiğim bazı kanallar var. Ama şunu seviyorum, bunu sevmiyorum diyebileceğim kanal gerçekten yok. İnanın yok, samimiyetimle söylüyorum bunu. Taner abi ile nerede buluştunuz ilk olarak? Arkadaşlar alışveriş merkezinde bir yemeğe çıktık. Yemekte buluştuk. Lina okuma yazma biliyor mu? Lina okuma yazma bilmiyor çünkü Lina henüz çok küçük arkadaşlar. Ana sınıfına gidiyor. Eylül ayında başlayıp öğreneceğiz birlikte. En sevmediğin YouTuber. Dediğim gibi YouTuber'ları çok takip edemiyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu ayıracak zaten vaktim de yok. Vaktimin çoğu evimdeki işleri yapmakla, kızımın eğitimiyle, kızımla ilgilenmekle ve video çekip düzenlemekle, zaman kalırsa da biraz kitap okuyup, biraz dinlenip kahve yapmakla, kahve içmekle falan geçiyor. O yüzden YouTuber'ları takip etmediğim için ama şöyle bir artı parantez açmak istiyorum. Bazen Lina'nın elinde kulak misafiri oluyorum. Çok küfreden YouTuber'lar var arkadaşlar. Zannediyorlar ki şunun arkasına sığınıyorlar bir de. Onu da duyuyorum, dinliyorum. Onları da dinledim. Diyorlar ki benim kanalım çocuk kanalı değil. Beni çocuklar izlemiyor. Ben çocuk yaşında açmıştım bu kanalı. O zamanlar onlar da çocuktu. Şimdi onlar da benimle beraber büyüdü. Yok efendim, sen kendini de kandırıyorsun, bizi de kandırdığını sanıyorsun ama öyle bir şey yok. Senin izleyenlerinin %80'i zaten çocuk. Bunu sen de bildiğin halde lütfen yalan söyleme. Çocukların izlediğini bile bile de küfür etme. Bütün başarılı YouTuber'ları buradan takdir ediyorum. Ona diyecek hiçbir şeyim yok. Hepinizin elinden de öperim, yanaklarından da, alnından da öperim. Hepiniz belirli bir yere geldiğinize göre başarmışsınız. Bunu başarmak çok kolay bir şey değil arkadaşlar. YouTuber'lık gerçekten kolay bir şey değil. Üst seviyelere çıkmak sandığınız kadar kolay bir şey değil. Çoğu zannediyor ki ben kanal açayım. 5-6 ay sonra nasıl olsa para kazanıyormuşum. Ya herkes kazanıyor. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya olsaydı herkes şu anda herkes yapılan bütün meslekler kapanırdı. 5 ay oturulurdu. 5 ay boyunca nasıl olsa yenilecek yemek hiç kimse aç kalmaz. Bir yerden bir şekilde karnını doyururdu ve herkes YouTube yapardı. Bu işi yapan milyonlarca insan var ama öne çıkan binlerce insan var. Ya da yüzlerce insan var. O kadarı bile yok belki. Bu senin tamamen enerjinin yüksek olmasıyla alakalı. Bu senin tamamen sempatikliğinle, dürüstlüğünle ya da doğallığınla, karşıya verdiğin enerjiyle alakalı. Seni samimi buluyorlar mı? Seni gerçek buluyorlar mı? Sen onları eğlendirebiliyor musun? Sen karşındakilere bir şeyler katabiliyor musun? Ve bu işi yaparken en önemlisi de yaparken kendin eğlenebiliyor musun? Bu işin püf noktası bu. Evet, bütün YouTuber'ları takdir ediyorum bir yere gelmiş olanları. Ama lütfen şu dilinize de biraz hakim olun. İsim vermek istemiyorum. O yüzden onları çok sevdiğimi söyleyemiyorum. Kızımın da olabildiğince elinden alıyorum. Keşke engelleme şansım olsa ama engelleyemiyoruz maalesef. Saçını kaç kere boyattın demiş. Saçımı çok kere boyattım tatlım. 37 yaşındayım. İlk boyamı 20 yaşında yaptığımı hatırlıyorum. 20 yaşındaydım evet. 17 yıldır düzenli olarak boyaya giderim. Ama maalesef yine koronavirüse bağlayacağım bunu. Uzun zamandır gidemiyorum. Kuaförler kapalı. Zaten açık olsa da asla gitmem bu ortalık durulana kadar. Tabii ki güzellik de önemli, bakım da önemli. Ama önce sağlık arkadaşlar. Bu olaylar durulana kadar saçımı boyaya gidemeyeceğim. Beni böyle bir müddet daha dip boyasıyla görmeye alışacaksınız, üzgünüm. Evet. Vallahi ben sohbeti bulmuşken ben çok konuşurum. Konuşmayı çok severim. Dinlemeyi çok severim. Tam benlik bir video buldunuz. Emir TV Channel'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığın için, soru cevap videosu çekin dediğiniz için Emir TV buradan sana kocaman öpücükler gönderiyorum. Benim için gerçekten çok keyifli bir video oldu. Onun için buradan teşekkür etmek istedim. Doğum günü ne zaman diye sorulmuş Lina'nın. Lina'nın doğum günü 12 Eylül arkadaşlar. 12 Eylül 2014 doğumlu. İşe gidiyor musun diye sormuş Cemre Korkmaz. Şimdi işe şöyle arkadaşlar. Gerçi bunu meslek olarak daha başka soranlar var mıdır? Daha geniş soranlar var mıdır bilmiyorum ama ben lafı açılmışken sorayım. Onlar sormuşlarsa da cevabını şimdiden vermiş olurum. Benim esas mesleğim güzellik uzmanlığı. Estetisyenlik yaptım yıllarca. Kendi güzellik merkezim vardı arkadaşlar. Güzellik merkezi çalıştırdım birkaç yıl boyunca. Orada işte cilt bakımları yaptık. Lazer epilasyonlar, bakımlar, saç bakımları, cilt bakımları falan filan. Epey bir işin içerisindeydim. Arkasından kızım doğduktan sonra bir yıl sonra ben dükkanımı devrettim bir başkasına. Çünkü ikisini bir arada götüremedim. Ve düşündüm ki ben çocuğumun yanında olmalıyım.
Onun arkasından tiyatroya başladım. Ben çünkü evde mümkün değil öyle oturamam tek başıma. Dedim bari bir tiyatro kursuna gideyim. Ünlü bir ismin kurucusu olduğu bir okulda kursa başladım. Ve onun öğrencisi oldum. Sevgili Kerem Alışık şu anda Çukurova'da, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Tekeli'yi canlandırıyor. Ona da buradan selam olsun hocama. Onun yanında öğrenciliğime başladım. Orada tiyatro öğrendim. 1,5 yıl kadar eğitimini aldım. Ve o kadar çok keyif aldım ki ben bu işten. Hobi olarak gittiğim şeyi, acaba yapabilir miyim diye kendimi denemek olarak gittiğim şey mesleğim gibi bir şey olmuştu artık. Oyunculuğum nasıl diye sorarsanız, oyunculuğumu da gerçekten kendim de beğendim kendimi izlediğim zaman. Seyirciler tarafından da çok beğenildim. Ki beğenilmişim ki yönetmenlerim de sağ olsunlar beni başrole layık görmüşler. Buradan hepsine, tüm tiyatroculara da selam olsun, öpücükler gönderiyorum. Gerçekten o sahne bambaşka bir şey. O sahne kokusu, seyirciyle buluşmak, o seyircinin verdiği enerji. Mesela bana çok fazla şu soru geliyordu tiyatroyla uğraşırken. Her hafta çıktığında aynı oyunu oynuyorsun, sıkılmıyor musun? Hayır, sıkılmıyorsun arkadaşlar. Neden sıkılmıyorsun? Çünkü her izleyicimiz başka bir izleyiciydi. Her o koltuğa oturan başka bir kişiydi. Ve her o başka kişinin de başka yüklediği enerji vardı üzerimizde. O enerji size öyle bir geçiyor ki. O oyun başka bir oyun olarak çıkıyordu bana. Çok severek yaptım. Ama bu yıl biraz ara vermek zorunda kaldım. Biraz işlerimin yoğunluğundan diyeyim. Biraz kızımı vakit ayırmak istediğimden diyeyim. Çünkü tiyatro gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Sahnede evet 1 saat 2 saat yer alıyorsunuz ama o noktaya gelene kadar gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman ezberinizi yapıyorsunuz. Oraya gittiği zaman provanızı yapıyorsunuz. Bu nedenle Lina'yı da biraz aksattığım oldu. Kızıma haksızlık olmasın. Kendi işlerimin de aksadığını hissettim. Bu yıl biraz ara verdim ama asla ve asla tiyatroyu bıraktığım ya da bırakacağım anlamına gelmiyor bu. 2 tane dizide oynadım. 1 tane de reklam çekimim oldu. Aşkların En Güzeli diye bir dizi başlamıştı TV8'de. Orada halkla ilişkiler müdürünü oynamıştım Melek karakterinde. Bir bölüm diye gittim. Fakat yönetmen beni çok beğendi orada. Dedi ki sen bizimle kalıcı olarak oynamak ister misin? Bu dizide devamlı rol vermek istiyorum sana. Ben de o zamanlar o kadar hevesliyim ki böyle televizyon, of diziler falan filan, artistlik falan, arkadaşlar tam benlik şeyler. Tabii ki dedim memnuniyetle, büyük bir heyecanla, büyük bir sevinçle kabul ettim. Fakat ne oldu? Çat! Dizi 3. 4. bölümde bitti. Tutulmadı arkadaşlar. O yüzden diziyi kaldırdılar. Arkasından çok uzun yıllar süren, herkesin, çoğunuzun belki izlediği ya da annelerinizin, akrabalarınızın muhakkak izlemişlerdir. Unutma Beni dizisi vardı, bir Ankara dizisi. Orada da 13 bölüm mü, 14 bölüm mü oynadım Taner? Ya 13 ya 14 bölüm o aralarda. Doktor Neşe karakterini oynamıştım. Onu da severek oynamıştım. Onu da neden bıraktım? Ona da kalıcı olarak çağırdılar. Bir bölüm diye çağırmışlardı. Yine orada da sağ olsunlar yönetmenler oyunculuğumu çok beğendiği için gel seni devamlı rol yapalım Rukiye dediler. Ben de teşekkür ederek memnuniyetle kabul ettim. Ama 13. 14. bölümden sonra orada da dizi artık final olmuştu. Çünkü 8-9 yıllık bir diziydi yani. Onun arkasından YouTuber olduktan sonra belki siz bilmiyorsunuz ama bana bayağı bir maillerden, telefonlarımdan falan bayağı bir İstanbul dizilerinden olsun, Ankara dizilerinden olsun başrol teklifleri de gelmeye başladı arkadaşlar. Oyunculuğumu çok beğenin ya da tanıyanlar, tanımayanlar, yönetmenler, görenler birkaç dizi tekliflerinde bulunmaya başladılar. Yeni başlayan dizilerin başrolleri de dahil olmak üzere. Ama ben bu işi o kadar çok sevdim ki, YouTuber'lık işini gerçekten çok sevdim. Çünkü orada yapmak istediğim her şeyi burada da zaten yapabiliyorum. Burada hem kızımla yapabiliyorum, hem eşimle yapabiliyorum, hem kendim yapabiliyorum. Doğaçlama, kafama göre takıldığım için, bu iş bana çok cazip geldiği için onları artık tamamen hepsini reddettim. Olmak istemem. Ama şöyle bir teklif gelirse düşünebilirim. Güzel bir reklam filmi olursa ya da kısa süreli, kısa sürecek, 1-1,5 ayda bitecek bir sinema filmi olursa varım ama dizi tekliflerine kapalıyım. En sevdiğin renk ne diye sorulmuş. En sevdiğim renk, neye göre en sevdiğim mesela? Diyelim ki kıyafette kendime kırmızıyı ve beyazı çok yakıştırdığım için siyahı bir de. Siyah, kırmızı ve beyaz seviyorum. Nesnede, herhangi bir objede mesela şunu alacaksam mor almayı seviyorum. Bunu alacaksam mor almayı seviyorum. Bunun dışında mor şeyleri seviyorum.
Ama genel olarak en sevdiğim renk beyazdır, temizliği ve saflığı çağrıştırdığı için. Bir diğer soru, koronavirüsten korkuyor musunuz? Korkuyoruz ama öyle de tir tir titreyim de aman bana bir şey olacak korkusuyla da korkmuyorum. Bir şeyin olacağı varsa o şey zaten sizi gelir bulur. Ben kadere de inanıyorum. Benim kaderimde eğer ölmek varsa koronavirüs bulmaz ama gelir başka bir şey bulur. Orada da ölürüm. O yüzden bu kadar fazla da korkmaya gerek de görmüyorum arkadaşlar. Yaşanılacak bir şey varsa onu da yaşarız. Sadece tedbirimizi alalım, önlemimizi alalım. Önlemimizi aldıktan sonra gerisini de inancımıza bırakalım. Derler ya biz eşeğimizi sağlam kaza bağlayalım diye. Biz önlemimizi alalım, kendimizi güvende alalım, evde kalalım, olabildiğince dışarı çıkmayalım, kendimize temiz bakalım, evimize temiz bakalım, gerisini de Allah'a havale edelim. Bu videoları para için mi yapıyorsunuz? Arkadaşlar, önceliğimiz kesinlikle para değil. Çünkü ben bu işe başladığımda daha para kazanacağımı bile bilmiyordum. Yani buradan bu videoları çekip para kazanıldığını bile bilmiyordum. Ben bu işe nasıl başladım? YouTube'un Y'sini bile bilmiyordum. Lina çocuk kanallarını izlediği için bir gün bana dedi ki bütün çocukların annesi babası dedi video çekiyor dedi. Neden siz bana hiç video çekmiyorsunuz dedi. Ben de o neymiş kızım bu videoları kimler çekiyormuş nasıl çekiyormuş diye bilmediğim için Lina'ya soruyordum. Bak anne bunu çekiyorlar bak bunu oynuyorlar falan diye kızım bana gösterdi. Gerçekten ben arkadaşlar ne YouTube izledim ne YouTube takip ettim ne de YouTube'dan para kazanıldığını biliyordum. Sırf kızım istediği için gerçekten çok istiyordu çünkü ben elime böyle 30-40 tane video biriktirdim ama yüklemeyi bile bilmediğim için o videolar benim elimde birikti 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 flash diske kopyaladım elimde kaldı. Ve 3-5 ay boyunca elimde kaldı arkadaşlar. İnanın bana. Ben onları çektikten sonra nasıl yükleyeceğimi bile bilmiyordum. Çünkü YouTube'un Y'sini bilmiyordum. Biraz kardeşimin yardımıyla, abimin yardımıyla işte bilenlere falan sonra sonra öyle öyle biz video çekmeye başladık. Bir gün makyaj videosu çekecek misin? Diye sormuş Yunus Kurt. Muhakkak çekeceğim. Çünkü zaten ben bu işte meslek olarak da yaptım. Yıllarca güzellik uzmanlığı yaptığım için bakımdı, cilt bakımıydı, saç bakımıydı, makyajdı, manikürdü. Hepsi benim uzmanlık alanımda olan şeyler zaten. Fakat şu an neden ben challenge'larla başladım ve neden hala challenge'larla devam ediyorum? Çünkü arkadaşlar makyaj aynası gerekiyor bunun için. Işıklı, bayağı bildiğiniz spotlu bir makyaj aynası gerekiyor. Ben buraya denemek için kamerayı önüme koydum ve makyaja başladım. Arkasından kendi videomu izlediğimde hiçbir şeyin görünmediğini fark ettim. Işıklı bir aynam olmadığı için arkadaşlar ve şu anda da çarşıya çıkıp alamadığım için bu olaylar durulana kadar en azından bu bakım işlerini, makyaj işlerini biraz ertelemek durumundayım. Biliyorum bekleyenler var. Bana Instagram'dan, DM'den de hanımlar çok yazıyorlar. Rukiye Hanım sizden makyaj videoları bekliyoruz, sizden bakım videoları bekliyoruz. Yüzünüz, cildiniz ışıl ışıl görünüyor. Lütfen püf noktalarınıza bize de söyleyin neler kullanıyorsunuz diyenler var. Hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Günlük ne kullanıyorum, haftalık ne kullanıyorum, aylık bakımım nedir, makyaj malzemelerim nedir, nasıl yapıyorum, gece makyajım, günlük makyajım, işte hepsini paylaşacağım sizinle. Ama dediğim gibi sadece markete gidip gelebiliyoruz. Zaten benim almak istediğim ayna, spotlu bir ayna, mağazalarda bulunan bir şey ve şu an mağazaların tamamı kapalı. Açık olsa dahi şu an zaten gidip gelmek doğru değil arkadaşlar, karantinada olduğumuz için. Ama bu olaylar durulsun, size söz veriyorum. Buradan ilk yapacağım alışveriş hemen bir makyaj aynası olmak olacak. Oradan da hep beraber doğru makyaj kozmetik alışverişine çıkacağız ve bunun videosunu paylaşacağız. Hemen arkasından da makyaj ve bakım videolarım gelecek. Söz. Evet bu da çok sorulmuş. Lina'ya kardeş düşünüyor musunuz? Bu soruya cevabım şu. Daha genç bir anne olsaydım eğer, yaşım biliyorsunuz 37 dedim. Böyle bir 27, 28 ya da diyelim ki en fazla 30 yaşında olsaydım muhakkak kızıma bir kardeş düşünürdüm. Ama bir taraftan da şunu da savunuyorum arkadaşlar. Bir çocuğun kardeşten ziyade en çok neye ihtiyacı vardır biliyor musunuz? Benim görüşüm. İster saygı duyanlar mutlaka alacaktır ama duymayanlar da olacaktır. Herkesin kendi fikri. Bu da benim kendi fikrim. Bir çocuğun kardeşten ziyade en çok iyi bir ahlaka ve iyi bir eğitime ihtiyacı vardır. Öyle bir zamandayız ki şu an tek çocuğa bile yetemiyorsunuz anne baba olarak. Çevre o kadar kötü ki bir yere mesela biz çocukluğumuzda bir yere çıktığımız zaman
korkusuzca çıkardık ve gece geç saatlere kadar oynardık. Ve annemiz babamız şu zamandaki anne baba kadar eminim ki endişe duymuyorlardır. Tabii ki bizimkiler de endişelenmişlerdir. Bu saatlerde dışarı mı çıkılır falan diye işittiğimiz oldu. Ama bu zamanda bırakın geç saatlerde çocuğu küçük yaşlarda dışarıda bırakmayı, gündüz saatinde okula bile gönderirken gidip gelişinde korkar hale geldik. Maalesef çevremiz biraz eskisine göre bozuldu. O yüzden düşünmüyorum. Kısacası bu. Bizim bir tane kızımız var bütün dünyamızda ondan ibaret. Zaten kızıma sorarsanız o hele hiç düşünmüyor. Lafını bile ettirmiyor bize. Kıyametler kopuyor. Hayır ben kardeş istemiyorum diye. Bazen esprisini yapıyoruz. O da istemiyor arkadaşlar. O yüzden bu sorunun cevabı hayır. Ama tabii ki kardeşinin olması da çok güzel bir şey. Bunu da atlamamak lazım. Sizin en kötü gününüzde, ilk başınız sıkıştığınızda bir anneden babadan bile en güzel derdinizi kime anlatabilirsiniz? Anne babayı anlatamadığınız her şeyi, kimseye anlatamadığınız her şeyi en yakınınız olan kim olur? Kardeşiniz olur. En zor gününüzde kim yetişir? Kardeş yetişir. Arkadaşlar iyi gününüzde en çok kimi yanınızda görmek istersiniz? Kardeşinizi. Kötü gününüzde ilk desteği kimden beklersiniz? Kardeşinizden. Kardeşlik de gerçekten çok başka ve çok güzel bir şey. En sevdiğin şarkıcı kim? Benim çocukluğumdan beri en sevdiğim şarkıcı arkadaşlar asla yerini kimse dolduramaz sevgili Ebru Gündeş'tir. Ebru Gündeş'i gerçekten çok seviyorum. Sesini de inanılmaz beğeniyorum. Şarkılarını da çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. İlk sırada Ebru Gündeş var. İkinci sırada da Demet Akalın'ın tüm şarkılarını çok seviyorum. Sempatikliğini seviyorum, kendisini seviyorum. Birazcık kendime de yakın buluyorum onu böyle konuşma tarzını, halini, tavrını. Enerjisini tıpkı kendi enerjime benzetiyorum. Arkasından da Demet Akalın'ı, erkeklerden de Serdar Ortaç'ı severim. Sevdiğim birkaç isim daha var ama inanın aklıma gelmiyor şu an. Hangi hayvanı seviyorsunuz diye sormuşsunuz. Yılana tikim vardır. Oyuncağından, plastiğinden bile korkarım. İlk videomda görmüşsünüzdür. İzleyenler bilirler. Taner bana, ben ona öyle bir şakalar yaptım ki videonun sonunda beni plastik yılanla beni burada zıp zıp zıplattı arkadaşlar. Onun böyle oyuncağını bile görmeye tahammül edemem. Onu sevmem. Ama tabii ki canlıyız. Bütün canlıları seviyoruz. En sevdiğim herhalde tavşanı mı seviyorum? Yok. Daha ne bana sempatik olan gelen neler var? Kedi olabilir. Kedi seviyorum. Böyle ponçik bir kedileri severim. Evet. Onun dışında ya tüm hayvanları seviyorum ya. Prenses boncuğumuz var. Fikri Paşa'mız var. Kuşlarımız. Onları da seviyoruz. Onlara da haksızlık etmeyelim. Hepsini seviyorum ben. Civciv çok severim. Ama gel gelelim ki hepsinden korkarım. Böyle de bir huyum var. Kuşu bile elime alamam. Ama hepsini severim. Ama bu huyumu yeneceğim. Çünkü yakında bu eve bir kedi gelecek. Lina inanılmaz istiyor. Ki hayvanları çok seviyor. Hiç bana çekmemiş bu yönü. Seviyor derken hiçbirinden korkmuyor. Çok cesaretli bir çocuk. Allah'tan ki bana çekmemiş bu yönü. Bu huyu babasına çekmiş. Babası da korkusuzdur. Hayvanları çok sever, çok yakın ilişki kurar. Lina da aynı şekilde. Kendinde sevmediğin huyun demişsiniz. Çok aceleciyimdir arkadaşlar. Bir şeyleri çok çabuk elde etmek isterim. Çok tırnaklarımı geçiririm. Bu da bana zarar verir. Yani kendimi biraz hiçe sayıyor olabilirim bu konuda. Biraz şöyle dinleneyim, kendimi dinleyeyim diye onu akıl bile edemem. Çoğu zaman bir işe kendimi öyle bir kaptırırım ki o işin bitmeden yemek yemek bile aklıma gelmez. Bir işim bittiği zaman anlarım ki dilim damağım yapışmıştır, susamışımdır. Susamışım aklıma bile gelmemiştir, acıkmışımdır aklıma bile gelmez. İlla ki o işim bir an önce bitecek derdine düşerim. Yani tez canlılığım, sevmediğim huyum. Sevdiğin huyun demişsiniz. İkisi birbirine tezat olur mu? Olacağını düşünmüyorum. İkisi ayrı şeyler, bir öncekiyle bağdaşıyor mu bilmiyorum ama çalışkanımdır. Arı gibi çalışırım. Bu huyumu da severim. Ama biraz aşırıya kaçıyorum. Onu sevmem. Annenin adı ne? İsmi Aysel. Taner'in annesinin adı ne? Benim kaynanam oluyor kendisi. Kayınvalidem. Kısaca kayniş. Kaynişimin adı da... Hediye arkadaşlar. Taner nerede çalışıyor diye sormuşsunuz. Taner'in işi özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyor. Siz hangi takımı tutuyorsunuz diye sormuşlar. Biz Fenerbahçeliyiz. Instagram ismin ne demişsiniz? Bütün Instagram linklerimi Lina'nın tüm kanallarında ve kendi kanalımın açıklama kısmına linkini koyuyorum arkadaşlar.
benim adıma açılan başka teyik hesaplar var. O yüzden buradan ismini söylemeyeceğim. Farklı hesaplara gidip onları takip altına alabilirsiniz yanlışlıkla. Siz garanti altına almak için, bizim kanalımıza ulaşmak için lütfen Lina'nın kanalının açıklama kısmındaki ya da benim kanalımın açıklama kısmındaki linki tıklarsanız, Instagram linkini, doğrudan doğruya bizim kanalımıza götürür zaten sizi. En çok sinir olduğun şey ne? Benim en çok sinir olduğum şey nedir biliyor musunuz? Yüzünüze gülüp arkadan konuşan insanlardır arkadaşlar. Yüzünüze dost gibi görünürler ama arkadan kazmadıkları kuyu yoktur. Ve özellikle de ben bunu bilirim. İnsanların yüzüne vurmayı, bazı şeyleri çok sevmem. Fakat dobrayımdır, o ayrı bir şey. Konusu gelirse çat diye yüzüne vururum. Hiç lafımı esirgemem. Ama insanların yüzüne bazı şeyleri vurmayı da sevmem. Ama onu hissedip de susmak beni epey bir gerer. Yani rahatsız olurum. Bir de bir şeyi üst üste tekrar tekrar söylemek çok rahatsız eder beni. Karşımdaki bir şeyi söylemediyse, anlamadıysa, tamam ikincisini söyleyeyim de üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini de sormayın artık yani. Bu lafım size değil, çevremdeki insanlardan bahsediyorum. Hobilerin ne demiş? En sevdiğim şey arkadaşlar yüzmek. Gerçekten tatile gidip dinlenmeyi çok seviyorum. Çünkü çok yoğun çalıştım ben hayatım boyunca. Tek dinlenebildiğim yer benim tatil oluyor. O yüzden tatili çok seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Bisiklete binmeyi gerçekten çok seviyorum. Kitap okumayı, zaman bulup da kitap okuyabildiğim dakikalar çok keyif veriyor bana. Onun dışında video çekmeyi hakikaten çok seviyorum. Seyirci karşısına geçmeyi çok seviyorum. En korktuğunuz şey ne? Benim bu hayatta en korktuğum şey deprem. Biraz depremden fazla korkuyorum. O anı yaşamak gerçekten benim için çok ürkütücü geliyor. Umarım da öyle bir şey bir daha yaşamayız arkadaşlar. Yaşamayalım da, hiçbir zaman görmeyelim. Benim kilomu çok fazla soranlar olmuş. Ben de 53 kiloyum. Birazcık çıtapıdır. Bir kızım böyle bir şeyler. Evet. Yüzünüzde estetik var mı diye soran çok kişi olmuş. Özellikle botoks var mı diyen çok fazla kişi var. Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şimdi estetiğe kesinlikle karşı değilim. Ama estetiğe hiç ihtiyaç duymadım ve gerçekten estetiğim de yok, botoksum da yok arkadaşlar. Zaten botoksumun olup olmadığını hemen siz oradan bir bakışta anlayabilirsiniz. Çünkü mesela alnıma botoks yaptırdım diyelim. Alnına botoks yaptıran hiç kimse şu hale gelemez. Bakın burada çizgilerim hemen oluştu gördüğünüz gibi. Ya da kaşını çatamaz. Kaşımı da çatabiliyorum. Ya da dudağım güldüğü zaman asla dudağı oynamaz. Böyle kalır dudak, böyle hareket etmez dudağımda dolgu olduğu zaman. Estetiğe karşı değilim ama şu tarz durumlarda karşıyım. Mesela ben bir estetik doktoruyla tanıştım. Bana dedi ki burnunu dedi birazcık şöyle kaldırırsak çok iyi olur. Şimdi Allah aşkına arkadaşlar, şu burnu böyle kaldırmaya sizce gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Ben o doktoru orada boğarım yani. Yok gözünün altı bitmiş, çökmüş, göz altına ışık dolgusu yaparım. Yok dudağının üst dudağın çok ince, onu bir dolduralım. Şu dudağa dolguya ihtiyaç var mı arkadaşlar yani? Şu burna estetiğe ihtiyaç var mı? Hani şöyle bir burnun olur, karşındaki insanlar tarafından dalga geçilirsin ve senin buna canın sıkılır, psikolojin bozulur. Bu tarz durumlarda kesinlikle karşı değilim. Ya da o doktorun dediği gibi gözün çok çökük olur. Bazı gözler var ki bayağı bir içine çökmüş gözler var. Çukur çukur artık böyle. Onlara da diyecek bir şeyim yok. Onlar da yaptırabilir. Ya da kağıt gibi dudağı olanlar var. İnceciktir. Dudak hiç yoktur. Onlara da karşı değilim ama şu burna yaptırmaya, şu dudağa yaptırmaya, şu göze yaptırmaya, bu yüze dolgu yaptırmaya da gerçekten ben pes derim. Bunu öneren doktorlara zaten yuh diyorum. Başka da hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama şunlar olabilir. Küçük küçük dokunuşlar derler ya arkadaşlar. Bu bir estetik değildir. Estetik dediğimiz şey cerrahi işlemdir zaten. Yüzünüzü tutarsınız, buradan gerersiniz. Bu bir cerrahi işlemdir. Ya da dolgu yaptırırsınız, olmadık bir maddeyi içine koydurursunuz. Bu da bir estetiktir. Ama botoks bir estetiğe girmiyor zaten. O bir küçük dokunuştur. Estetik de diyebilirsiniz ama buna yüz estetiği, yüzünüzün şeklini değiştirecek bir estetik değildir. Botoks nedir? Sadece mimiklerinizi durdurur. Bende gerçekten çok fazla mimik var. Belki yaşım gereği de artık ihtiyaç duymaya başlamış olabilirim. Şu an yok ama ileride yaptırmayacağım anlamına gelmez. Ama botoksa kesin, dolguya kesinlikle karşıyım. Bu yüzümün bu haliyle estetiğe de karşıyım. Yaptıranlara da saygım var. Yaptırmayanlara da zaten diyecek bir şey yok. Yeterince kadar açıklayıcı olmuştur.
Anladığınız üzere yüzümde yapılmış, uygulanmış hiçbir işlem yok. Rukiye yine aynı Rukiye'dir arkadaşlar. Estetiksiz, doğal. Bu arada o kadar çok slime isteyen arkadaşlarımız var ki. Bu kanalda da slime çekecek misiniz diye tabii ki çekeceğiz. Slime bizim vazgeçilmezimiz. Ama önce istek videolarımız var tabii ki slime'da. İstek videolar arasında ona da sıra gelecek arkadaşlar. Mesela önümüzdeki hafta videoların içinde muhakkak bir güzel bir slime challenge yapabiliriz. Gelinliğini soru cevap videosunda giyer misin lütfen yazmışsınız. Daha öncesinde görseydim giyebilirdim belki ama artık çok geç kaldım. Ama sana söz, bir videomda gelinliğimi giyinip gelinlikle video çekebilirim Nigar'cığım. Evet, sorularımız bu şekilde. Biraz daha sorular var ama hep aynı yönde ilerlediği için artık videomuz da bayağı bir uzadığı için bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Sonra yine tekrardan eğer ki isterseniz yine bir soru cevap videosu daha çekeriz. Orada da sorulmamış, bugüne kadar konuşulmamış, şu anda konuşulmamış sorular gelirse onları da cevaplarız. Bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.